sevdin ra öyle sevdin ki biricik oğlunu verdin sen. yenilendi Tasarım tamamlandı günahım aklandı Çarmıhta her şey yenilendi Ben günahkarken karanlıktayken Mesih benim için Karanlıktayken, neyse için öldü. Amin. Ellerine sağlık, ağzına sağlık, memduh sevgili seyircilerimiz merhabalar nasılsınız? Sizlerle bir Tanrı'nın sözü programında daha beraber olmak ne güzel. Aynı e, bu ilahimizde söylediğimiz gibi beni sevdin Rabb. Rab bizi sevdi, Tanrı bizi sevdi ve bizim için biricik oğlunu verdi. Bütün sizinle paylaşmak istediğimiz bu müjde Tanrı sizi seviyor. Müjde Tanrı bizi seviyor. Bugün sizlerle her zaman olduğu gibi Tanrı sözünü paylaşacağız. Onun güçlü sözünü, etkin sözünü, her zaman yaşayan diri sözünü paylaşacağız. E, matta'dan başlıyoruz. Ma, Matta'nın ilk bölümlerinden başlamak istiyoruz. Size A'dan Z'ye Matta hakkında bilgi vermek istiyoruz. Ben sözü fazla uzatmadan... E, memduh'a veriyorum. Memduh ne paylaşmak istiyorsun? Matta kimdir? Nasıl Matta yazıldı? Ve Matta bize ne anlatıyor? Evet e, Matta 27 bölümden oluşan İncil'in birinci kitabı. Evet. Yeni Antlaşma'nın birinci kitabı Matta. 28 bölümden oluşuyor. Ve İsa'nın doğumunu, yaşamını mucizelerini, çarmıha gidişini, ölümden dirilişini ve göğe alınışını anlatan kapsamlı İncil kayıtlarından bir tanesidir. İncil'in sinoptik müjdeler dediğimiz, sinoptik İncil'ler dediğimiz 3 bölümünden bir tanesi en uzunu olandır. 28 bölümden oluşuyor ve yazarı... Kendisi bir vergi memuru olan İsa'nın 12 öğrencisinden bir tanesi Matta'dır. Birebir İsa'nın havarisidir Aha. Matta ve öğrencisidir. Kendisiyle ilgili kapsamlı ayrıntılı bilgiler var. Kendisi Roma devleti adına vergi toplayan bir Aha. Yahudi'ydi evet. ama vergi memurları hiç sevilmezdi. Yahudiler tarafından çünkü Roma İmparatorluğu o zamanki Filistin topraklarında, İsrail topraklarında egemenlik süren bir güçtü ve kendileri adına vergi toplayacak olan kişileri de Yahudiler arasından seçerlerdi. Roma adına çalışan bir Yahudi vergi memuru halk tarafından pek sevilmezdi çünkü Roma'lı Roma devleti adına vergi çekerken, alırken birçok, fazladan da vergiyi kendi ceplerine atarlardı. Evet. Örneğin Zakay o da vergi memurlarından bir tanesiydi. Kısa boylu İsa Mesih geçerken boyu kısa olduğu için göremeyeceği nedeniyle için ağaca çıkıp orada İsa Mesih'i görmek isteyen birisiydi. O da vergi memuruydu. Vergi memurları halkın hiç sevmediği, günahkarlarla eşit tutulan, nefret Hı -hı. edilen hakkında iyi şeyler düşünülmeyen insanlardı. Evet. Ee, oysa İsa Mesih diyor ki vergi memurları sizden önce egemenliğe giriyor Yahudi din adamlarına konuşurken. Kendilerine, kendilerini doğru gören, dindar gören, Tanrı'nın seçilmiş halkı olarak gören Yahudi din adamları dindar olmalarına rağmen Tanrı'nın planlarına ve onun düşüncesine karşı tavır takındıkları için ve Tanrı'nın egemenliğine engel oldukları için aslında kendileri içeri girmiyorlardı. Tanrı'nın egemenliğine girenlere de engel oluyorlardı. Evet. Ve İsa Mesih buradan diyor ki günahkar dediğiniz bu kişiler sizden önce egemenliğe giriyor. Evet. Çünkü onun yargıları ne kadar farklı bizim yargılarımızdan değil mi? Biz zannediyoruz ki dindarlığımız bizi onun e, huzuruna götürebilecek. E, bizim dindarlığımız bizi kurtarabilecek zannediyoruz. Halbuki Tanrı sözüne diyor ki vergi memurları sizin aşağıladığınız o dönemde, aşağıladığınız insanlar, bugün belki uyuşturucu bağımlıları diyelim, evet. eş cinseller diyelim, fahişeler diyelim. Tanrı diyor ki sizin yerine, siz dindarların yerine Onları ben huzuruma katıma alacağım. Çünkü evet. siz dindar görünüşünüzün, kisvenizin altında tamamen benden kopmuş, tamamen benden uzakta ve dinsel kibirle yaşıyorsunuz. Ve bu benim katımda kesinlikle kabul edilmeyen iğrenç bir durum diyor. Değil? Kesinlikle öyle. Evet, e, isterseniz matta birinci bölümden başlayalım. Evet. Matta niçin bu soykütüklerini veriyor? Çok önemli. Yahudilere yönelik yazdı. İsa'nın um, Yahudi soyundan, İbrahim'in soyundan ve Davut'un soyundan geldiğini göstererek vaat edilen kurtarıcı Mesih olduğunu bu temele dayandırıyor. Bu açıdan Matta İncil'e girerken bu konuyu özellikle ele alıyor. Çok önemli Yahudilerin beklenen kurtarıcının Mesih'in İsa olduğunu anlamaları için yazdı. Evet. E, Matta'nın amacı buydu. Şöyle başlıyor zaten birinci ikinci ayetlerde diyor ki İbrahim oğlu Davut oğlu İsa Mesih'in soy kaydı, soy kütüğü şöyledir diyor. İbrahim'den Davut'a kadar olan soydan söz ediyor. Davut'tan daha sonra İsa. İsra İsrail'in Babil sürgünlüğüne kadar olan soyundan bahsediyor. Babil sürgünlüğünden sonraki İsa'nın doğduğu güne kadar olan nesillerden söz ediyor. Evet. E, bu üç bölüme ayırdıktan sonra diyor ki İsa vaad edilen Mesih'tir. Onun doğuşuyla ilgili de açıklamalar yapıyor ama e, soy kaydıyla nüfus kayıtlarıyla ilgili bir açıklama var. Bunları buradan e, paylaşmak istiyorum. Matta müjdesi Yahudi geleneğine uygun olarak evet. İsa'nın baba tarafından soy geçmişini Yusuf'un soyu nu temel alarak izleyen bu kayıtla başlıyor başlıyor Yusuf İsa'nın biyolojik babası olmamasına rağmen bakın bu çok önemli Yusufla Meryem birazdan okuyacağız orayı nişanlıyken henüz evlenmeden önce Meryem'in hamile kaldığı anlaşılıyor Evet. Meryem hamile olduktan sonra tabii Yusuf henüz evli değil yasal olarak e, onu üstleniyor. Onun babalığı oluyor. Evet. Ve bu yolla da Davut'un soyundan gelen Yusuf aracılığıyla İsa Mesih de <laughs> e, yasal bir oğulluğa kazandırılmış oluyor. Evet. Gerçek dünyasal bir babası olmamasına rağmen. Ne, ne kadar derin bir nokta burada var. Değil mi? Bu da dikkati çekmek istiyorum. Ee, bir kere Davud'un soyundan gelmiş olması İsa'nın tamamen ee, onu evlat edinen, aslında babası, gerçek babası Meryem'in kocası değil ama onu o evlatlığı nüfusunu aldığı için onun sayesinde Davud'un oğlu o, o, olarak çağrılmış oluyor. Onun sayesinde Yahudi evet. olmuş oluyor. Evet, Annesi evet. her ne kadar Yahudi, tamam %100 o da evet. e, Yusuf soyundan geliyor. Ama ona rağmen, e, Davud soyundan geliyor ama ona rağmen e, babasız kalsaydı, Herhalde bu büyük bir engel olacaktı evet. yasal açıdan. Ama Yusuf onu üstleniyor ve yasal babası oluyor. Ee, devam edelim. Ee, Yusuf İsa'nın biyolojik babası olmamasına rağmen yasal bakımdan babasıydı. Evet. Tanrı Mesih'in İbrahim'in soyundan olacağını vaat etmişti. Ee, örneğin Yaratılış kitabı 12. bölüm 3. ayet, 22. bölüm 18. ayet, Galatyalılar 3. 16. ayet. Buradan Mesih'in İbrahim'in soyundan geleceğini söylüyor. Yine Davut'un soyundan geleceğini de söyledi. Hı hı. Tanrısal söz Mesih Davut'un soyundan gelecek. Hangi ayetler? Örneğin bakabilirsiniz. 2. Samuel 7. bölüm 12. 19. ayetler. Yerem ya 23. 5. ayetler gibi. Bu şekilde İsa'nın vaat edilen Mesih olduğunu ve İsrail'le olduğu, İsrail oğullarından olduğunu yasal bir temele oturtuyor madde. Evet. Bu açıdan çok önemli. Evet. Ee, başka bir ulustan, Yahudi olmayan bir ulustan Mesih'in geleceği beklenemezdi. Evet. Çünkü Tanrı gelecek kurtarıcıyı İsa e, İsrail oğulları aracılığından e, geleceğini söylemişti ve aynen öyle oldu. Şimdi Matta'daki e, soy kütüğü anlatımıyla Luka 3. bölümde anlatılan arasında fark var. Bazıları diyorlar ki niye farklı? Luka farklı anlatıyor, evet. Matta farklı anlatıyor anlatıyor. Örneğin e, Matta İbrahim'den başlıyor, sonra Davut evet. ve İsa'nın doğumuna kadar geliyor. Ama Luka İbrahim e, Adem'den e, başlatıyor İsa'nın evet. soy kütüğünü. Şimdi Matta İsa'nın Mesih yönünü ele alıp ortaya çıkarıyor soykütüğünden. Evet. Luka ise İsa'nın anne tarafının geçmişini, soykütüğünü ele alarak İsa'nın insan geçmişini evet. Adem'e dayandırıyor. Evet. Matta da İsa'nın Mesih yönünü İbrahim ve Davut'a dayandırıyor. Luka ise Meryem vasasıyla İsa'nın insan Geçmişini Adem'e dayandırıyor. Aradaki evet. fark bu. Onun için aradaki e, isimlerdeki farklılıklar gördüğünüz vakit e, şaşırmayın. Evet. Luka Meryem aracılığıyla İsa'nın insan yönünü. Evet. Matta ise Yusuf aracılığıyla İsa'nın Mesih, Mesih yönünü, yönünü ele alıyor. Davut ve İbrahim'den İbrahim'e dayandırarak anlatıyor. Aynı daha önce bahsettiğimiz gibi birbirleriyle çelişmiyorlar, birbirlerini tamamlıyorlar. Tabii. Ee, ve farklı yönlerden aynı olayı anlatıyorlar fakat farklı yönlerden, farklı açılardan olayı gördükleri için bize bütün ayrıntılarını vermiş oluyorlar olayın değil mi? Evet. Kişi İsa Mesih ama Matta evet. İsa'nın Mesih yönünü ele alıyor. Evet. Luka ise İsa'nın insan yönünü Ele alıyor Tabii. ve aradaki e, fark bu sadece. Evet. Devam edelim. Şimdi e, bu önemli e, ayrıntıyı atladıktan sonra İsa'nın doğumuna geliyoruz. Evet. E, i̇stersen e, oradaki ayetleri bize okuyabilirsin 18. Tabii. ayetten. E, Matta 1. bölüm 18. <laughs> ayetten başlayarak şöyle diyor. İsa Mesih'in doğumu şöyle oldu. Annesi Meryem Yusuf'la nişanlıydı. Ama birlikte olmalarından önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Nişanlısı Yusuf doğru bir adam olduğu ve onu herkesin önünde utandırmak istemediği için ondan sessizce ayrılmak niyetindeydi. Ama böyle düşünmesi üzerine Rabbin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: Davutoğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan kutsal ruhtandır. Meryem bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından o kurtaracak. Bütün bunlar Rabbin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu sözleri yerine gelsin diye oldu. İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İmmanuel koyacaklar. İmanuel Tanrı bizimle demektir. Yusuf uyanınca Rabbim meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı. Ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu. Amin. Amin. Burada da İsa'nın doğumunun nasıl olduğu <SSSSSSR> evet. anlatılıyor bize. Um, Meryem bir genç kız. <SSSSSR> evet. Nişanlısı var Yusuf adında. Evlenmezden önce Meryem'in hamile olduğu anlaşılıyor. Nasıl büyük bir skandal değil mi? <laughs> Bu Tanrı'nın bir planı çerçevesinde evet. gerçekleşti. Luka birinci bölümde ayrıntılı bir şekilde bunu görüyoruz. Melek Meryem'e görünüyor. Senden olacak olana yüce olanın oğlu denecektir diye evet. ona müjdeledi. Evet. Buna paralel olarak Luka 2. bölüm 1. ve 7. birden 7'ye kadar olan ayetlere bakabilir izleyicilerimiz. Evet. Şimdi Yusuf'la nişanlıyken henüz birlikte olmazdan önce Meryem'in kutsal ruhtan gebe olduğu anlaşıldı. Kutsal ruh Tanrı'nın ruhudur. Evet. Kutsal ruh göksel bir operasyonla, göksel bir çalışmayla evet. Meryem'in rahminde bir olay gerçekleştirdi. Herhangi bir cinsel ilişki olmaksızın. birçokları diyorlar ki İsa Tanrının oğlu dediğimiz vakit sanki Tanrı Meryem'le yatmış evet. da ondan sonra İsa doğmuş, ona Allah'ın oğlu deniyor. Ne kadar çarpıtıyorlar diye, ve ne kadar adileştiriyorlar değil diye mi? Bu düşünüyorlar. Evet. Birçok arkadaşlarımız da bize böyle söylüyor. Ama şunu açıkça söyleyelim ki hiçbir Hristiyan burada da çok açık belirtiliyor. Fiziksel Cinsel bir ilişki kesinlikle söz konusu değil. Evet. İsa Tanrı'nın ruhsal oğludur. Fiziksel evet. oğlu değildir. Tanrının evlenmeye, eşlere ihtiyacı yoktur. Hem de yarattığı bir yarattığı, yaratılan birisiyle böylesine cinsel bir ilişkide bulunmuş olacağını düşünmek dahi Evet. Tanrı'ya Tanrı karşı işlenecek büyük suçlardan evet. bir tanesidir. Evet. Bunu düşünmek bile suçtur. Kaldı ki hiçbir Hristiyan İsa'nın oğlunun bu şekilde olduğunu düşünmez. Evet. Meryem, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla hamile kaldı. Evet. Kutsal ruhun gölgesi onun üzerine döküldü, evet. düştü ve böylece Meryem hamile kaldı. Bir mucize olarak evet. Tanrı o anda Tanrı'nın sözünü, çünkü İsa Tanrı'nın sözüdür. Sonsuz, evet. yaratılmayan sözüdür. Başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Söz, söz Tanrı'ydı. Tanrı evet. Ve söz... ...beden alıp aramızda yaşadı diyor... ...Yohanna 1.14'te. Evet. Aramızda beden alıp yaşadı derken... ...Meryem'in rahminde biçimlenerek... ...insan olmasını Tanrı belirledi. Evet. Tanrı sözü beden alıp aramızda yaşadı. Evet. Bunun için de İsa'nın babasız doğması gerekirdi. Dünyasal bir babası olmaması gerekirdi. Eğer onun bir dünyasal babası ol olacak olsaydı... O zaman insan tabiatındaki günah karakteri özelliği İsa'nın bedenine de geçeceği için beklenen, vaat edilen Mesih ve kurtarıcı olamayacaktı İsa. Evet. Bu nedenle İsa'nın bedenine insan günahının bulaşmaması için Tanrı Meryem'in bir erkekle ilişkiye girmeden hamile evet. kalmasını sağladı. Kutsal Ruh'un gücüyle Meryem bu şekilde hamile kaldı. Ama Öbür taraftan yasal gereklilikleri de evet. yerine getirsin diye özellikle Yusuf'a rüyada görünerek dedi ki Meryem'i karı olarak almaktan çekinme korkma. Çünkü onda oluşan bebek kutsal ruhtandır. Tanrı'nın planıdır. Burada hoşuma giden ve özellikle açıklamak istediğim bir bölüm var sevgili izleyicilerimize. İsa insan mıydı? e, yeryüzündeyken evet yüzde yüz insandı. İsa tanrı mıydı? Evet yüzde tanrıydı. Kutsal ruhtan dolayı tanrının göksel babamızın ruhudan dolayı kutsal ruhtan dolayı tamamen tanrısal özelliklerle doğdu. Fakat etten kemikten yaradıldığı için de e, Meryem'in rahminden çıktığı için de bir insan olarak insani özellikleri yaşadı. Onun içinde biz dediğimiz zaman eğer kurtulmak istiyorsanız İsa Mesih'i kalbinize çağırın. Aynı onun şeklinde biz de yeniden ruhta doğmuş oluyoruz. Bakın, o kadar önemli ve derin bir konu ki bu. Bunu gerçekten anlamanız için memnunla beraber dua ediyoruz. Bu demek ki İsa'nın biz o ruhta olan yarı tanrısal gücünü, ruh ruhun verdiği gücü, yaşam sonsuz yaşam gücünü. Almış oluyoruz İsa Mesih'i kalbimize davet ettiğimiz zaman. içimizde kalbimizde gerçekten yaşayan, diri olan Tanrı yaşamaya başlıyor. Ve bir gün bu vücut öldüğü zaman, toprağa gömüldüğü zaman e, hiçbir şey olacak. E, tamamen e, kurtların, e, böceklerin yediği sıfır olacak, bir toz olacak. Fakat o ruh İsa'yı eğer kabul edersek sonsuza dek, Yaşayacak ve Tanrı'nın huzuruna yaşayacak. Amin. 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 Evet İsa Mesih bir insan olarak yeryüzüne geldi ama onun varoluşu, evet. yaratılışı Meryem'den doğuşuyla başlamadı. Evet. İsa'yı her zaman şu şekilde düşünelim. 2000 yıl önce beden alıp aramızda yaşadı, 33 yıl yaşadı ama gelmiş olduğu sonsuzluğa geri döndü. Evet. Beden almazdan önce İsa Mesih doğmazdan önce zaten Tanrının öz cevherinde Tanrının yaratıcı sözü olarak vardı. vardı. Çok güzel. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu açıdan biz İsa'nın beden almazdan önceki özelliklerini göz önünde bulundurarak ona Tanrı diyoruz. Yoksa bizim gibi sıradan bir insan olsaydı biz onu Tanrılaştırsaydık. Bu büyük bir suç ve günah olacaktı. Evet. Ama Tanrı beden alıp İsa'nın bedeninde kendini gösterdiği için biz olan şeye sadece tanıklık ediyoruz. Evet, İsa Tanrıdır diyoruz. Amin. Burada e, Yusuf'a da biraz yer vermemiz lazım çünkü diyor ki Yusuf dürüst bir adamdı, değil mi? Yani düşün, o zamanın şartlarıyla düşündüğün zaman bir 16-17 yaşında genç bir kız hamile kalıyor, daha nişanlıyken. Şimdi Bugün şartlarında da değil mi? Dünya değişti, çağ değişti, şimdi her şey modernleşti. İnsanlar çok laçka yaşayabiliyorlar. Ama bugün bile desen ki 16, 17, 18 yaşında bir kız evlilik dışında hamile kaldı. Komşular biraz aa yaparlar, kaş göz yaparlar. Bir de düşünebiliyor musun? 2000'den fazla yıl önce öyle bir ortamda, dindar bir ortamda bir kızın hamile kaldığını ve nişanlısından değil. Ve bu adam Yusuf, dürüst bir adam olduğu için onunla evlenip gizlice boşamak istiyor. Utandırmak da istemiyor. Yani ikisinin de kalplerinin güzelliği ve dürüstlüğü. Değil mi? Belki de Tanrı'nın Tanrı onları seçmesindeki en büyük sebeplerden birisi de bu. Evet. Yusuf onu boşamak istedi ama Tanrı müdahale etti. Hayır evet. dedi sen onu çekinmeden inşallah alabilirsin. Olacaksın. <laughs> Çünkü o yolla Yusuf aracılığıyla İsa'nın yasal vatandaş oluşu İsrail'in vatandaş oluşu böylece sağlanmış evet. oldu. E, ve e, buradaki şu sözler çok önemli. Eee kork me, meleğin sözleri. Onda oluşan, rahminde oluşan kişi kutsal ruhtandır. Neryan bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından kurtaracak olan odur. İsa demek kelime anlamı? Evet. Halkı günahlarından, insanları günahlarından kurtaracak. İsa Kelime olarak Aramice, İbranice Yeşu demektir. Evet. Kutsal Kitabın içinde 5 6. E, kitap olan Yeşu kitabı vardır. Evet. Musa'nın 5 kitabından sonra gelen 6. Evet. Yeşu kitabı. Oradaki Yeşu ile İsa'nın ismi aynı isimdir. Yeşua. Evet. Yeşua Tanrı kurtarıcıdır demektir. Amin. Tanrı kurtarır anlamına geliyor. Onun için biz İsa'ya kurtarıcı İsa diyoruz. İsminin evet. anlamı da zaten bu. Evet. Ee, bu da kayda geçilmesi gereken önemli özelliklerden bir tanesi. Yine Matta Yahudilere hitap ederek İsa'nın eski antlaşmada vaat edilen kurtarıcı Mesih olduğunu göstermek Söylüyor. amacıyla Yeşaya peygamberin peygamberliğine e, dayanıyor. Yaşaya'daki e, o ayetleri ele alıyor İşte kız gebe kalıp bir oğul doğuracak adını İmanuel koyacak. Bu e, İsa Mesih'in e, erden bir kızdan doğacağı kendisine güçlü Tanrı denileceği bize bir oğul verildi bize bir çocuk doğdu. Evet. Onun e, İmanuel olacak Tanrı bizimledir Demek. anlamına gelen sözler Yaşaya 9. E, bölümde çok net bir şekilde burada gerçekleşiyor. Sevgili izleyicilerimiz bugün sizinle Matta'nın birinci bölümünü paylaştık. Bu bölümde gördüğünüz gibi İsa Mesih'e ki bütün soy ağacı İbrahim'den itibaren bize anlatıldı. İsa Mesih'in dünyaya gelişi. Ve Meryem'in nasıl hamile kaldı, Yusuf'la nişanlı olduğu, bütün bunlara kısaca değindik. Bunlar tek tek her ayeti son derece derinliği olan, son derece kurtarıcı bilgi veren bize, nasıl kurtulacağımıza dair bu ayetler bize bilgi veriyor. Bunları okumanızı, özümlemenizi tavsiye ediyoruz. Ve İsa'nın ismi, ondan bahsettik. Yeşu, eski anlaşmadaki Yeşu. İsa'nın ismi insanları günahlarından kurtaran demek. O yüzden biz onu kurtarıcı olarak çağırıyoruz. Ben hemen bir düzeltme yapacağım. Evet. Biraz önce 9. bölüm Yeşaya, Evet 7. bölüm 14. ayet. 7. bölüm 14. ayeti de evet. okuyun ve İmmanuel Tanrı bizim ne demektir? Tanrı bizim ne demektir? O hala bizimle, hala yaşıyor. Neden? Çünkü kutsal ruhtan olduğu için yaşıyor. Biz bugün sizi kutsal ruhta doğmaya davet ediyoruz. İsa Mesih'i kalbinize davet edin. Onun Tanrı'nın ruhsal olarak, bedensel değil, ruhani olarak oğlu olduğunu kabul edin. Ve sizin için, günahlarınız için çarmıhta öldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini kabul edin. Siz de sonsuz yaşama kavuşacaksınız. Bu, bu, da iman ederek, bu söylediğimize iman ederek. Ve diyor ki 24. ayette Yusuf uyanınca Rabbin meleğinin buyruğuna uydu ve Meryem'i eş olarak yanına aldı ama oğlunu doğuruncaya dek Yusuf ona dokunmadı. Doğan çocuğun adını İsa koydu ve İsa dünyanın kurtarıcısı. İsa bugün yaşıyor. İsa Mesih bizim kalbimizde ona iman edenlerin kalbinde yaşıyor. Ve bugün sizin kalbinizde taht kurmak istiyor. Sizin kalbinizde yaşamak istiyor. Bir dahaki programa kadar hoşçakalın.